Gündem Özel devam ediyor. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erdem Timur konuğumuz. Bu bölüme Murat Özbostan'la başlayacağız. Sonrasında kayıtlarıyla, konularıyla açıklayacağım demişti Sayın Erdem Timur. Neler açıklayacak? Bütün Türkiye bekliyor. Sözü Sayın Erdem Timur'a bırakacağız. Buyurun Murat Özbostan. Ben bir takıma dönmek istiyorum. Şimdi özellikle son günlerde yine medyada yer alan takımla ilgili haberler var. Bunlardan bir tanesi Okan Buruk'a yeni bir sözleşme yapıldı mı? Yeni bu konuda bir anlaşma yaptınız mı? Ücretinde bir değişiklik oldu mu? Diğeri yine oyunculardan Abdülkerim'in sözleşmesinde bir yenilemeden bahsediliyor. Boye ile yeni bir sözleşme yapılması. Yine Kerem'in bir kez daha ücretinin arttırılmasına dair. Bu tür görüşmeler şu an sonuçlandı mı? Bu tür görüşmeler var mı? Özellikle Okan Buruk'u merak ediyorum. Muslera'yı da ekleyelim mi Sayın Timur? Muslera'yı da evet sözleşme yenilenecek mi? Böyle bir düşünce var mı? Sanırım Okan Hoca ile Ankara Gücü maçından sonra geçen sezon opsiyon kullanıldı yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet yani opsiyonun bir süresi vardı. Ama bir artış zaman, konusu evet, diye opsiyon bir şey kullanıldı ama sözleşmemiz ve şeyi bir bedeli var ama artışla ilgili son aşamadayız. Hocamızla anlaştık diyelim aşağı yukarı artık şey diyeyim sonlandırma aşamasındayız. O yüzden Okan hocamızla ilgili olan konu. Yine bir yıllık bir şey mi uzatacak mısınız sözleşme? Bu yıllık, yeni bir sözleşme. Aynen, yok, bu yıl. Bu yıllık bir şey. Hocamız da orada sağ olsun şey de söyledi yani sonuçta seçim var. İşte böyle olması şey de daha uygun diye o şekilde o da onu o şekilde istedi. Yani bir yıllık olmasını şey yaptı. Abdülkerim, Boye, Kerem. Abdülkerim'le ilgili daha yeni görüşmeye başlayacağız. Böyle ilgili daha yeni şey konusu oldu. Kerem'le ilgili dediğim gibi bir artış yapmıştık zaten. Önümüzdeki vakitlerde hani onunla ilgili de şey yaparız. Çünkü bu şöyle söyleyeyim yani enflasyondan da çok etkileniyor. Kur artışı var. Bunlar doğru adil bir şekle getirmek gerekiyor ki bu kulüpler için bir yük. Ama sonuçta oyuncular istemeden bunu şey yapmak lazım. Abdülkerim'in de böyle bir talebi yokken biz şey yapıyoruz. Özellikle söylüyorum yok olmasın. Oyuncuların değil. Kerem de bizden böyle bir şey talep etmedi. Yani bunu şey sağlayacağız. Çünkü yani şu da adaletsizlik ve hakkaniyete aykırı bence. Yani ağlamayana ama yok şeyi, usulü. İnsanın ana babasının bile yaptığı şeydir farkında olmadan. Bir çocuğuna daha çok kimin şeyi varsa ona daha çok var ama öyle yapmamamız lazım. Saşa konusunda biz bir teklifte bulunduk. Onlar bir talepte bulundu. O yüzden orada görüşme şeyimiz de devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda menajeri tekrar gelecek. Tekrar görüşeceğiz. Muslera'da bir düşünceniz var mı? Erken yani hiç mi? Öyle bir konu daha şey gündeme gelmedi. Nando'yla geçen sene konuştuğumuzda onun kendi ülkesinde bir şeyler yapmak gibi yani futbolu bıraktığı zaman farklı da şey hayalleri var yine futbolla ilgili. Ama biz bir tarafında o hayallerini Galatasaray'da olsun istiyoruz. Öyle konuşmalarımız olmuştu. Artık o sezon içerisinde sezonun sonlarına doğru şey yapılacak bir konu. Kendisinin de çünkü hayatı önemli. Çocukları orada okuyor. Yani burada yaşıyor, oraya gidiyorlar. Belli bir uzunca bir süre çocuklarından ayrı kalıyor gibi şeyleri de var. Oraya şey de ekleyelim mi? Nelson'u da ekleyelim Nelson, mi? Evet. Çok merak ediyorum. Evet. Nelson, yani Nelson'un açıklamaları kafaları karıştırdı. Nedir aklınızdaki fiyat? Ayrılacak evet. mı? Kalacak mı? Yani şöyle, önce Nando ile ilgili de bir şeyi tamamlayayım. Yani onu da söylemek isterim. Hakikaten Galatasaray'ın çok önemli bir değeri figürü ve bizim için de yani belki bu süreç artık ne olur bilinmez ama yani yıllarca bizde olduğu için çok şey bir süreç diyeyim. Sonunda eğer öyle karar verecekse de kolay bir süreç değil. Nelson'la ilgili şunu söyleyebilirim. Biz konuştuk. Belli rakamlarla da anlaştık. Sonradan Nelson çünkü 2 sene daha sözleşmesi var. Onu şeyde uzatırız. Bu işte tabii ki her futbolcu forma giymek istiyor. Evet. Forma yani aslında yedek kaldığında tepki duyan
futbolcu iyi bir şey bence. Yani yedek kalmayı kabullenmemek güzel bir şey. Bizim de yarattığımız şey zaten her pozisyonda rekabet. İkisi de bayağı sert açıklamalar. Evet. Yani orada tabii tam çevirisine de bakmak lazım ama hani bir de biz çok şey bir kültürden geliyoruz. Yani bir şey böyle tak 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 söylemeyen bir kültür. Bizde böyle ey bük, ey bük, ona dokunmasın, buna dokunmasın. O yüzden normal açıklama bize sert de geliyor. Orası da var. Yani normalde şunu 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 yanlış yaptın denir. Biz de Türkiye'de şey diyoruz. Yani bizim lisanımızın öyle bir güzelliği de var bu arada. Hani kendi politikliğimiz güzel değil ama lisanımız güzel. Hayır bile hayır demek yani. Birisini reddederken aslında hayır diliyorsun. Ama Nelson da sonuçta kariyerinde oynamak istediği için şu anki fikri uzatmamak yönünde. Yani ama zaten 2 senelik sözleşmesi var. O yüzden yani bugün hemen uzatılmak gibi bir şeyin de bir aciliyeti yok. Sasha'da da dediğim gibi yani oradaki rakam beklentisi konusu var. Çünkü Sasha'da bir rakamda anlaşmamız lazım. Evet, performansından dolayı ücretinin iyileştirilmesi lazım. Muazzam bir performans gösteriyor, nazar etmeyelim. Ama neticede Galatasaray için genç yaşta bir değer. Evet. Kariyerine de ileriki dönemlerde yurt dışında sürdürmek istiyor. Öyle bir maaş şeyi olması gerekiyor ki yurt dışına satıldığında Avrupa'nın belli kulüplerinin de ödeyebileceği düzeyde olması lazım. Yoksa satışına çok büyük engel olacak bir şey. O yüzden orada da o süreçteyiz. Nelson çok iyi teklifler alıyordu. Sizin bir görüşmeniz oldu mu kalması için sezon sonunda daha iyi bir fiyata satılabileceği yönünde ya da gitmek isterse Ocak ayında mesela izin verir misiniz? Nelson bir önceki sene çok ciddi teklifler almıştı. Bu sene de çok ilgi vardı. Biz Nelson'u genelde şey yapmayalım. Yani tutmak şey istiyoruz. Çünkü şimdi Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleci bu bana daha Şampiyonlar Ligi önelemelerinden önce de yani transfer stratejisi konuşulurken şunu söyledim ben. Yani iki tane ana strateji var. Şampiyonlar Ligi'nde kalabilecek, belki kalamayacak ama kalsa da hedefi çok olmayacak bir takım ama Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa oynamayacak bir takım kurmak veya Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefi, Şampiyonlar Ligi'nde devam edemiyorsa Avrupa Ligi'nde başarı hedefi olan aynı zamanda domestik ligde yani kendi ligimizde de şampiyonluğa aday. Şimdi bu ikisi ayrı süreç. Bundan birisine karar vermeniz lazım. Birisi çok daha garanti yoldur. Az risk alırsınız. Türkiye'de şampiyon oldunuz. Şampiyonlar Ligi'ne kaldınız, kalamadınız. Orada kaldıktan sonra Avrupa Ligi'nde bir şeyler yaptınız. Bu az risklidir. Genelde de bu yol tercih edilir. Çünkü genelde bireyin refleksi kendi bekası için karar vermektir. Veya kendi çıkarları dahilinde karar vermektir. Kendi çıkarları dahilinde aksiyon almaktır. Ama daha demin dediğim gibi kendi şirketinizde böyle şeyler yapabilirsiniz. Bedelini siz ödersiniz. Yani vizyoner bir adım atmayıp cesur bir adım atmazsanız bedelini siz ödersiniz. Geçen sene de biz cesur adımlar attık. Sonuçta yani birçok Fenerbahçeli'den Beşiktaş'tan da duruyorum bunu ve mutlu da oluyorum ki rekabet böyle yapacak. Yarın Fenerbahçe Beşiktaş yapacak biz izleyeceğiz neyse. Ama geçen seneki cesur adımlar bu sene ligin kalitesini nasıl yaptı? Yani, evet. Biz geçtiğimiz sene Haziran'da seçildik. Baş aşağı giden bir şeyimiz vardı, ligimiz vardı. Avrupa'daki Türk takımı yani ilk defa 4 Türkiye Ligi şampiyonu 4 öneleme oynuyordu Allah'tan yani. İlk 5 ligden birisi şampiyon oldu. Ve onların da şampiyon olan takım kendi liginde doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma eklediğinde de 3 öneleme oynuyor. Yoksa zaten Şampiyonlar Ligi'nde en kötü takım 4 öneleme oynuyor. Yani en kötü takımlar, en kötü ülkeler seviyesine inmiştik. Avrupa Ligi'ne takım veremedik. Şimdi burada da öyle bir tercih gerekiyordu. Cesur bir adım ne olması lazım? Şampiyonlar Ligi'ne de mücadele edecek. Dolayısıyla bu sefer her bölgede çok iyi 2-3 adamınız olması lazım. Çünkü normalde zaten iyi takımlarda böyledir bu. Hem rekabeti geliştirir hem de Allah göstermesin bir sakatlık olduğunda bir şey olduğunda sizi hedefinizden şey yaparız. Hele bu sene hakikaten çok iyi, Fenerbahçe'de çok iyi kadro kurdu. Bence geçen sene Beşiktaş'ın kadrosu çok iyiydi. Bu sene de birkaç eklemeler yaptılar. Eğer tutarsa daha şey olacak. Ama şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Bir anda ligimizin şeyi değişti. Mesela ben geçen Haziran sonundan beri hep şunu diyorum. Bu sene nasıl Türkiye Avrupa'da 6 büyük lig yolunda böyle çok önemli bir konumlandırma yapar. Kendi ligini konumlandırmaya başlar. Bir mesaj verir. Ya iki tane takımımız Avrupa'da yarı final oynarsa diye. Değil mi? Allah böyle bir şey düşündürüyorsa muhakkak bir şey olabilir yani. Peki bunların içerisinde Galatasaray olur veya olmaz. Onun için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. İki tane Türk takımı Avrupa'da yarı final oynasın.